Burası harika bir yermiş. Öyledir. Her kış geliriz. Yasemin bayılır buraya. Yasemin Hanım bir durup etrafına bile bakmadı. Farkındayım. Sanki burada değil gibi. Sanki sevmediği bir yere getirmişim gibi. İşe daha yeni başladım ama her geçen gün daha mutsuz bir Yasemin Hanım görüyorum. Öyle mi diyorsun? Şimdi yanlış bir şey de söylemek istemiyorum size. Yok, öyle düşünme. Sonuçta benden bile daha fazla görüyorsun Yasemin'i. Merak ediyorum düşüncelerini. Teşekkür ederim. Ama duyacaklarınız sizi biraz üzebilir. O benim için çok değerli. İlk ve tek aşkım benim. Anlayacağın hiçbir şey onu bu halde görmekten daha fazla üzemez beni. O da sizi seviyordur muhakkak. Ama belli kaza onu çok etkilemiş. Yani sanki bu hayatı istemiyormuş da katlanıyormuş gibi bir hali var. O kadar kötü mü söylüyorsun? Ama bakın size söyledim Murat Bey. Üzülürsünüz dedim. Tamam hadi kapatalım bu konuyu. Buradan bahsedelim mesela. Ay yazın da çok güzel oluyordur burası değil mi? Kıble'ye bakılan bir çiftlik biz. Demek şimdi böyle görünüyoruz dışarıdan ha? Murat Bey, ben öyle demek istemedim. Lütfen yanlış anlamayın beni. Ya ben biliyorum sizin bu evliliği kurtarmak için ne kadar çaba sarf ettiğinizi. Evliliği kurtarmak mı? Tamam ben artık konuşmuyorum. Konuştukça daha çok üzüyorum ben sizi. Ama ben senden bir şey isteyeceğim. Tabii Murat Bey. Ne isterseniz yaparım. Sizi böyle üzgün görmek beni de çok üzüyor. Biliyorum. İyi niyetinin farkındayım. Yasemin doktoruyla konuştum. Ama Yasemin'in bundan haberi yok. İlaçları bırakmasın çok yanlış olduğunu söyledi. Muhakkak almalıymış. Gerekirse haberi olmadan verin dedi. Bu konuda bana yardımcı olur musun? Ha, bilemedim ki. Yani bu doğru olur mu acaba? Onun iyileşmesini istersin değil mi? Tek istediğim bu. O zaman bana yardım edeceksin. Çok sağ ol. Bu iyiliğini hiçbir zaman unutmayacağım. İnan bana hiç unutmayacaksın. Beni de, burayı da hiç unutmayacaksın. Artık aşkımızın ilk başladığı yer olarak anacağız burayı.